Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kıymetli arkadaşlar. Cümleten hayırlı akşamlar. Arkadaşlar bendeniz Beyter Hocam. Dersimize, tanıtım dersimize ya da sohbetimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kıymetli arkadaşlar, değerli insanlar, sınıf ÖAVT ile ilgili. Sınıf ÖAVT'de tarihle ilgili inşallah bu akşam biraz hasbihal etmek istiyoruz. Karınca kararınca hem arkadaşlar bir sınıf ÖAVT nedir? Sınıf ÖAVT tarih nedir? Ve akabinde arkadaşlar bizi nasıl bir süreç bekliyor? Bununla ilgili biraz konuşup bir de tarih ne? Yani tarihin yapısı. Bizde sınıf ÖAVT'de tarih nasıl gelebilir? İlgili bir iki şeyler konuşmuş olacağız. Şimdi peki arkadaşlar hemen bir saniye şöyle yapıyorum. Evet. Evet. Kıymetli arkadaşlar, değerli insanlar, bir saniye şöyle yapalım. Evet. Kıymetli arkadaşlar, öncelikle dediğim gibi dersimize hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sınıf ÖAVT ile ilgili bu akşam mümkün olduğunca bazı hasbihaller, bazı konuşmalar yapacağız. Arkadaşlar, TEKÜZEM bünyesinde sınıf ÖAVT ve sınıf ÖAVT tarih dersiyle ilgili müsaadeniz olursa bir iki bilgi vermek istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, tabii ki Mehmet Nurullah Gök hocamızın koordinatörlüğünde ve arkadaşlar liderliğinde bir sınıf ÖAVT ÖAVT meselemiz var. Şimdi arkadaşlar öncelikle yani sınıf ÖAVT dediğimiz meselede ilk kez 2014-15 sezonunda ilk kez 2014-15 sezonunda ÖSYM'nin ÖAVT'de soru sormaya başlamış olduğu bir branş. Bu branşta arkadaşlar tabii ki sınıf öğretmenliği hasebiyle birçok branşlar bulunmakta. İşte Türkçe arkadaşlar, tarih, matematik gibi işte çeşitli coğrafya gibi çeşitli branşlar bulunmakta. Ben mümkün olduğunca arkadaşlar size tarihle ilgili biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar malum biliyorsunuz ÖAVT'de 75 tane soru bulunmakta. Bu 75 ÖAVT sınıf öğretmenliğinde totalde 6 tane soru bulunmaktadır. Bu soruda uygarlık tarihi, aslında Türk kültür ve medeniyeti, daha önce 2022'ye kadar uygarlık tarihi adı altında işte Eski Çağ medeniyetlerinin, İslam tarihinin ve Avrupa tarihinin olduğu bir konu iken, hatta İkinci Dünya Savaşı çağdaş konuların olduğu bir konu iken, geçen sene tarih sınıf ÖAVT'de tarih konusunun aşağı yukarı arkadaşlar 6 soruluk bir kısımda Türk kültür ve medeniyet adı altında bir sınırlandırma oldu. Böylelikle İslamiyet öncesi Türk İslam ve Osmanlı ile ilgili biraz siyasi ama çoğunlukla kültür medeniyet ilgili sorular çıkmış oldu. Şimdi arkadaşlar şunu özellikle ifade edeyim. Bir kere TEKÜZEM'de arkadaşlar birbirinden kıymetli hocalarımız var. Görmüş olduğunuz üzere buradaki kıymetli hocalarımız sınıf ÖAVT her biri gerçekten alanında çok uzman, gerçekten alanının en iyi hocalar olduğunu ifade edebilirim. Bu hocalarımızın kendi alanına ilgili söyleyecekleri çok şey olabilir. Ancak ben biraz TEKÜZEM'in birçok platformda farklı olan bir sisteminden kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle. Evet. Şöyle. TEKÜZEM'in arkadaşlar bir sisteminden bahsetmek istiyorum. Şu anda herhalde slayt gözüküyordur. Şu anda slayt gözüküyor mu? Evet. Slayt gözükmediği ile ilgili bir şey geldi. Hala görünmüyor mu? O zaman şöyle yapalım. Paylaşımı durduruyorum. Bir daha paylaşım yapayım. Evet. O zaman arkadaşlar bir saniye. Madem slide gözükmüyor, çıkar diyelim. Bir daha ekran paylaşımı yapayım.
Ekran paylaşımı. Tamam. Şu anda gözüküyor mu? Ha. Gelmiş herhalde arkadaşlar slaytımız. Peki kıymetli arkadaşlar, dediğim gibi burada görmüş olduğunuz birbirinden kıymetli muhterem hocalarımız ve arkadaşlar ben Deniz, sınıf öğabeyde sizle beraber olacağız. Öncelikle tek uzemin arkadaşlar birçok şeyle olmayan bir sistemi hakkında gerçekten benim beğendiğim bir sistemi hakkında bilgi vermek istiyorum. O da arkadaşlar yapay zeka modeli. Şimdi kıymetli arkadaşlar aslında tek uzemde yapay zeka modeli dediğimiz bir yapay zeka sistemi bulunmaktadır. Bu yapay zeka modeli sayesinde sizin sisteminizde size uygun olarak arkadaşlar bir ders çalışma ve derste ilerleme programı ayarlanıyor. Tabii ki burada arkadaşlar daha önceki derslerin videoları ya da arkadaşlar işte geçen yıllardaki videolar, işte online denemeler, online ne kadar soru sordunuz, ne kadar hangi konuları işlediniz, nerede gittiğiniz yönelik gerçekten çok güzel bir uygulama var. Ancak yapay zeka modelinin aslında birçok etkenin dışında şu etkeni beni gerçekten arkadaşlar çok şaşırttı. Bunlardan birisi yapay zeka arkadaşlar size uygun olarak özellikle puanlama sistemiyle ÖSYM'nin sorabileceği soruları önünüze getiriyor ve sizin arkadaşlar çözmenize yardımcı, sizin çözmenize arkadaşlar bir öncülük etmiş oluyor. Bu açıdan baktığımızda demek ki arkadaşlar puanlama sistemiyle ÖSYM ne sorabilir? Şimdiye kadar çünkü soru analizi yaparak şimdiye kadar ÖSYM ne sordum ve o sorularda geçen bilgiler, o sorularda geçen şıklar, o şıklardaki celbiriciler ve arkadaşlar soruların istatistik bilgisi ne kadar sıklıkla o konuyla ilgili soru çıktı ile ilgili bunlar hepsi arkadaşlar bir yapay zeka modülü sayesinde puanlama yöntemini kullanarak sizin önünüze o sorunun çıkma ihtimaliyle beraber önünüze bir puan ile çıkıyor. Bu sizin arkadaşlar o sorunun, o konunun ne kadar önemli olduğunu anlamanız açısından önemli bir sistem olarak ifade edebiliriz. Arkadaşlar dediğim gibi özellikle sınıf ÖABT 2014-15 sezonunda ÖABT olarak gelen bir sınav olarak gelen ve özellikle arkadaşlar önemli bir branş. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Geçen sene arkadaşlar sınıf ÖABT'den gerçekten arkadaşlar bizi memnun edecek bir atama sayısı olmadı ama daha önceki yıllarda 4-5 bin civarında atama sayısı olduğunu biliyoruz. Ancak arkadaşlar önümüzün seçim olmasından dolayı hasebiyle akabinde arkadaşlar İşte EYT'lilerle beraber EYT'li olanların emekli olması ile ilgili 99 öncesi atanmış olanların emekli olması. Akabinde arkadaşlar birden 3600 ile beraber özellikle birçok öğretmenimizin atamayı şey pardon emekli olmayı dört gözle beklemesi. Ve yine arkadaşlar daha önceki yıllarda çeşitli branşlardan sınıf öğretmeni olarak atanan ancak belli bir yaşa geldikten sonra özellikle sınıf öğretmeni formasyonu ve üniversite eğitimi olmadığı için artık zorlanan, belli bir yaşa geldikten sonra artık bu işi yapamayacak olan bazı hocalarımız ya EYT ya da 3600 yoluyla emekli olmayı dört gözle bekliyorlar ve bir de kıymetli arkadaşlar bu öğretmenlerimiz her yıl sınıf öğretmenliklerinden asıl branşlarına geçiş yapmaktalar. Yani mesela arkadaşlar ben bir tarih öğretmenliğini şunu olarak gördüm. 20 yıl boyunca sınıf öğretmeni yapmış olan birisi 20 yıl önce arkadaşlar 25 yıl önce işte tarih öğretmeniyken sınıf öğretmeni olarak atanmış ve bu süre zarfında artık bu işi yapamayacağını anlayıp tekrar tarih öğretmenliğine branşına geri dönüş yapanlar var. Bu durum sizin atama sayınızı önümüzdeki seçim olması hasebiyle de atama sayınızın ciddi oranla artırılacağını şimdiden ifade etmek istiyorum. Sınıf ÖABT'de tarih arkadaşlar tam tamına 6 tane sorusu çıkan bir konu. Yani 6 soru çıkan bir konu ve dolayısıyla da bu 6 sorunun olduğu yerde gerçekten KPSS genel kültür, bakın bir daha söylüyorum, KPSS genel kültür seviyesinde sorular çıkmakta. Yani sorular
aslında bizi zorlayacak, aslında bizim arkadaşlar zora sokacak soru sayısı neredeyse yok. Yani bir tane her sene en fazla bir soru zor çıktı ki 2022 sınavına baktığımızda gerçekten bir soru hani biraz bizi zorlayabilecek bir soru var. Onun dışında 6 sorunun 5 sorusu gerçekten o kadar kolay ki KPSS genel kültürden daha kolay olmakta. Peki kıymetli hocalarım, ben sınıf ÖAVT'de tarihe hocam nasıl çalışmam lazım? Arkadaşlar sınıf ÖAVT aslında tarihe çalışmanız KPSS genel kültürle çalışmanız da aynı. Yani ekstradan sınıf ÖAVT'ye ben hocam ayrı bir soru bankası alayım mı sınıf ÖAVT tarih için? Bana sorarsanız ekstradan bir sınıf ÖAVT tarih soru bankası zaten piyasada öyle bir şey yok ama almaya uğraşmanıza yerine piyasada arkadaşlar özellikle TYT bulunan, AYT bulunan kitaplar var tarihle ilgili. TYT ve tarih AYT kitaplarından bir tanesini çözmeniz çok önemli. Çünkü artık 2022 itibariyle sorularımızda yorum sorusu gitgide artmaya başladı. Bu durum bilgi sorusuna, yorum sorusuna ki sınıf ÖAVT'de de iki tane soru yorum sorusu. Yani biraz bir nevi okudun anlama sorusu. Bu hasebiyle de dediğim gibi TYT, AYT çözmeniz sizin için gayet güzel, gayet arkadaşlar yerinde olmuş olur. Bunun akabinde arkadaşlar KPSS ÖAVT sınıf öğretmenliğinde tarihten nasıl soru gelebilir diye ben naçizane arkadaşlar bazı soruları ekledim. Bu sorulardan bazılarının şöyle çözümünü yapıp nasıl gelebileceği ilgili sizlere de bir hasbihal etmek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar sınıf ÖAVT'de Türk kültür medeniyeti ilgili sorular çıkmaktadır. Özellikle bu tarz sorulara baktığımızda sınıf ÖAVT'de çıkabilecek sorulardan bir tanesi Orta Asya Türk tarihinde ilk hukuk vesikaları, bakın ilk hukuk vesikaları aşağıdaki devletler hangisi dönemindedir? Bakın arkadaşlar hukuk vesikasından bahsetmektedir. Vesika demek aslında bir belge demektir arkadaşlar. Belge demektir. Belge demek ise yazılı kaynak demektir arkadaşlar ama kağıt üzerine yazılı kaynak demektir. Türk tarihinde ilk yazılı kaynaklar Göktürklere aittir. Ancak Göktürklerin kitabeleri vardı. Taş üzerine yazılmıştı. Dolayısıyla da arkadaşlar vesika kağıt belge olduğu için demek ki arkadaşlar kağıtla uğraşan ve aynı zamanda arkadaşlar matbaası olan, yerleşik olan bir devlet olabilir. Çünkü göçebe bir topluluk kağıt üretimi ve kağıt kullanımını çok fazla yapamaz. Dolayısıyla da yerleşik olan birisi kağıt kullanabilir. Buradan yola çıktığımızda yerleşik olan ve aynı zamanda ilk hukuk vesikaları arkadaşlar ilk töreyi yazılı hale getiren kimdir? Uygurlardır diyoruz. Dolayısıyla da sorun cevabını aşık olarak ifade edebiliriz. Özellikle bir diğer sorumuz arkadaşlar. Günümüzde Kuzey Asya için kullanılan Sibirya ismini veren Türk topluluğu neresi? Hangisidir? Şimdi arkadaşlar bir kere tarih boyunca bazı Türk toplulukları bazı bölgeleri isim vermişlerdir. Bunların birkaç tanesini özellikle bilmenizi istiyorum. Bunlardan birincisi Sibirya'ya ismini veren arkadaşlar Sabar Türkleridir ya da Sabir Türkleridir. Bunun dışında arkadaşlar özellikle şunu bilmenizi istiyorum. Hazar Türkleri ise Hazar Denizi olarak bilinen bugünkü arkadaşlar göle ismini vermiştir. Yine Kıpçaklar, bakın arkadaşlar Kıpçaklar bugünkü Ukrayna'nın topraklarının olduğu bölgeye Deşti Kıpçak yani Kıpçak bozkırları, Kıpçak çölleri adı altında isim vermiştir. Yine arkadaşlar Macar Türkleri bugünkü Macaristan'a ismini vermiştir. Yine Bulgar Türkleri bugünkü Bulgaristan'a ismini vermiştir diyoruz. Dolayısıyla da kıymetli arkadaşlar Türklerin isim verdiği bölgeleri bu şekilde ifade edebiliriz. Evet, bunun dışında Kıpçaklar ile Oğuzlar arasında mücadelelerden ortaya çıkan arkadaşlar eser yani bir Kıpçak Oğuz mücadelesi hangi esere konu olmuştur diyoruz. Arkadaşlar şimdi bu eserlere yani bu Kıpçak Oğuz arasındaki mücadele Kıpçaklar göçebe Oğuzlar göçebe olduğuna göre bu ikisinin arkadaşlar mücadelesi bir destana konu olmalıdır. Yani sözlü bir kaynak konu olmalıdır. Dolayısıyla da böyle baktığımızda arkadaşlar bazı eserleri direkt eliyoruz. Çünkü sözlü ile yazılı eser arasındaki farkı bilelim. Bir kere Kıpçak Oğuzlar dediğine göre bunlar
Göçebe. Göçebeler destan. O zaman bakalım. Siyasetname. Bilin arkadaşlar. Siyasetname Büyük Selçuklu veziri olan Melikşah. Büyük Selçuklu'nun en parlak devrini yaşatan arkadaşlar Melikşah'a Vezir Nizamülmülk bir siyasetname, ülkeyi nasıl yönetmesi gerektiğiyle ilgili arkadaşlar bir siyasetname ne yapmıştır? Sunmuştur. Bu siyasetname Farsça yazılmış bir eserdir. Bunun dışında bakın Kutadgu Bilig ise Karahan hükümdarı Uluğ Buğra Karahan ya da Tamgaç Buğrahan'a Yusuf Has Hacib'in sunduğu Türkçe, Uygurca, Uygur alfabesi yazılmış bir siyasetnamedir. Kutadgu Bilig ilk Türk İslam yazılı eseridir. Aynı zamanda ilk Türk İslam siyasetnamesidir. Ancak arkadaşlar ikisi de yazılı eser. Geriye Dede Korkut hikayeleri. Bakın hikaye sözlüdür, destan sözlüdür, destan sözlüdür. Ancak burada dikkat ederseniz geriye hikaye ve destanlar kaldığına göre önce Igor destanından devam edelim. Bakın Igor ismine baktığınızda ya zaten bu Igor isminde bir hayır yok. İsimde Meymenet yok. Ne diyorsun hocam sen? E baksana ismine. Allah Allah. Igor destanı. Bak Igor Türkçe bir isim değil. E Kıpçaklar Türk, Oğuzlar Türk. Igor desen mesela benim aklıma Raskolnikov gelir. Değil mi? Dimitri gelir. İşte Vladimir gelir. Igor gelir. E bunlar hep Rus. E dolayısıyla da Igor destanı Kıpçak Oğuz mücadelesi anlatan bir eser olamaz. Rus var. Bu Igor destanı bir arkadaşlar Rus Kıpçak mücadelesini anlatır. Kıpçakların, Rusların efsanevi hükümdarı olan Igor'un ağzını burnunu kırdığı bir destandır. Dolayısıyla da Igor destanında eledik. Alp Ertunga öldü mü? Issız Acun kaldı mı? İndi yürekler yurtulur. Dilililililili dediğimiz bir destan var. Bu destan ise Büyük İskit hükümdarı, Büyük Sak hükümdarı olan Alp Ertunga'yı anlatan bir destandır. Onu da arkadaşlar ne yaptık? Özellikle eledik. Gelelim Kıpçak Oğuz mücadelesi anlatan eser ise Dede Korkut hikayeleridir. Zaten Dede Korkut hikayeleri Oğuzlara aittir. Ve özellikle bir Oğuz devleti olan Akkoyunlular yazılı hale getirmiştir. Dede Korkut hikayeleri arkadaşlar Oğuzlar Kıpçak mücadelesini anlatan önemli bir eserdir. Ve arkadaşlar bu eser önemlidir diyoruz. Gelelim Mazdek isyanı. Arkadaşlar bakın Mazdek isyanı önemli bir isyandır. Biz genelde Mazdek isyanını bastıran, Mazdek isyanının basımında etkin olan Türk devleti sorusunu görüyoruz. Kime? Bir kere Mazdek isyanı Sasanilerde yani İran'da ortaya çıkan bir isyandır. Bu isyana göre arkadaşlar ortak mülkiyet fikri var. Ve bu fikir arkadaşlar aslında hoş olmayan bazı görüşlerle beraber ortaya çıkan bir fikirdi. Sasan hükümdarı yani İranlar bu isyana bastıramayınca o tarihte İranların doğudaki komşu olan Akhunlardan yardım istiyor. Akhunlar da gidip bu isyanın bastırılmasında yardımcı oluyorlar. Ben Akhunları değil arkadaşlar isyanın çıktığı devleti olan İran ya da Sasanileri sordum. Manas destanı kime aittir? Arkadaşlar Manas dünyanın en uzun destanıdır. Sözlü destanıdır. Ve değerli arkadaşlar bu destan hala ekleniyor. Canlı destandır. Bu destan kime aittir dediğinizde zaten arkadaşlar Kırgızlara aittir. Kırgızlara ait başka bir şey yok. Manas destanı var. Yenisey kitabeleri var. Başka bir şey yok ki doğru düzgün Kırgızlara. E zaten Kazak'a arkadaşlar ait ufak tefek hikayeler var. E Göktürklerin Ergenekon ve Bozkurt destanları var. Uygurların arkadaşlar, Uygurların özellikle Türeyiş ve Göç destanı var. Karlukların Karahanları kurması hasabıyla Saatuk Burhan, Türklerin İslamlaşmasını anlatan Saatuk Burhan destanı var. Ama sorun cevabı A şıkkı Kırgızlar doğrusu. Ve değerli arkadaşlar, bir başka soru. Milattan önce 209 tarihinde Hun tahtına çıktı. Kim bu adam? Hun tahtına dediğine göre bu bir Hun hükümdar. Şıklara bakıyorum. Hun olmayan biri var mı? Vallahi hocam Hun deyince benim aklıma iki isim gelir. Başka bilmiyorum. Mete'yi biliyorum. Teoman'ı biliyorum. Kiyoktur, Künçin'dir, Çiçi Miçi'dir bilmiyorum diyenler için. Doğru yoldasın. Devam edelim. Arkadaşlar dünyanın en disiplinli ordusunu kurdu. Ha ordu diyor. Vallahi hocam benim aklıma ordu deyince onunla askeri teşkilat Mete gelir diyenler için ha diyorum.
tam üstüne bastanıyor. Ve arkadaşlar şuraya bir çentik koyalım. Devam edelim. İlk askeri seferine Moğol kökenli olan Tunglar. Ya bilmiyorum ama ordudan yakalayacağımız için Teoman'ın oğlu olan Mete arkadaşlar diyoruz. Teoman Asyonların kurucusu kabul edilir ya da bilinen ilk hükümdar. Mete en parlak devir. Dünyanın arkadaşlar ilk onlu askeri teşkilatını kuran adam M.Ö. 209 tarih. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşları kabul edilir. Çiçi de milliyetçi. Bakın Çiçi, milliyetçi. Oradan aklınıza tutarsınız. Kendisi milliyetçi bir adam. Çin hakimiyetine girmeyi red eden bir isim diyoruz arkadaşlar. Kararlı hükümdarı Saatuk Buğrahan Müslüman olduktan sonra, demek ki arkadaşlar Kararlı hükümdarı Saatuk Buğrahan diye bir adam var. Müslüman olduktan sonra hangi ismi almıştır? Arkadaşlar Karahanlar Orta Asya'da kurulan ilk Müslüman Türk devletidir. Bakın Orta Asya'nın ilk Müslüman Türk devletidir. Karahanların ilk Müslüman hükümdarı Saatuk Buğra'dır. Saatuk Buğra Müslüman olunca Abdülkerim adını almıştır. Bunu da özellikle ifade edelim. Bu bir çıkmış sosyal bilgiler ÖAVT sorusu. Arkadaşlar buna benzer bir sosyal bilgiler ÖAVT sorusu çıkmıştır. Bunu da yeri gelmişken özellikle ifade edeceğiz. Arkadaşlar bunun dışında Anadolu'nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan kapı dediğim an arkadaşlar Anadolu'nun kapısı demek ki Anadolu'ya giriş yapacak. Yani Anadolu'ya nereden giriş yapacaksın? Tabii ki arkadaşlar Anadolu'nun doğusundan, Orta Asya'dan gelen birisi Anadolu doğudan giriş yapacak. Anadolu'nun kapısını açan savaş Sultan Alparslan ile Roman Diyojen arasında meydana gelen arkadaşlar Türkiye tarihini başlatan Malazgirt Meydan Savaşı'dır. Pasinler ilk Selçuklu-Bizans Savaşı'dır. Dandanakan ise arkadaşlar Gaznelilerin yenildiği Büyük Selçukların kazandığı Gaznelilerin yıkılı sürecine girdiği Büyük Selçukların kurulduğu savaştır. Yasıcimen Anadolu Selçuklu hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın Harzemşahları yendi. Harzemşahların yıkılı sürecine girdiği savaştır. Kapan ise Moğol kökenli olan Kara Hitayların Büyük Selçuklu'nun son hükümdarı olan Sencer'i yendiği savaştır. Dolayısıyla da Anadolu'nun kapılarını Türkler açan savaş Katman'dır. Anadolu'nun tapusu desem, Anadolu'da Türk yurdu olduğu, Anadolu'nun Türk yurdu olduğu kesinleşti dese, Anadolu'nun tapusu dense, Bizans saldırıdan savunmaya geçti dese, ikinci kılıç arslan dese, o zaman cevap Miryo-Kefalon Savaşı olacak idi. Evet, İlhanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? Kıymetli arkadaşlar, Cengiz'in ölümü üzerine, arkadaşlar Cengiz Han'ın ölümü üzerine Cengiz İmparatorluğu üzerinde 4 tane devlet kurulmuştur. Bu devletlerden birincisi Batuhan Karadeniz'in kuzeyinde Altın Orda Devleti'ni kurmuştur. Bir daha söylüyorum, Batuhan Altın Orda Devleti'ni kurmuştur arkadaşlar. Çağatay Han adı üstünde Türkistan'da Çağatay Devleti'ni kurmuştur. Kubilay Han ise Çin'de arkadaşlar Çin'de Kubilay Hanlığı'nı kurmuştur. Adı üstünde arkadaşlar. Hülagü Han ise İran'da İlhanlı Devleti'ni kurmuştur. Arkadaşlar İlhanlı Devleti'ni kim kurmuştur? Hülagü Han. Nerede? İran'da. Kıymetli arkadaşlar Berkan ise Altın Orda Devleti'nde Müslüman olan hükümdardır. Hatta Berkan için ilk Müslüman Moğol hükümdarı tabirini kullanabiliriz. Berkan zamanında Altın Orda Müslüman oldu diyoruz. Evet. Kıpçak beylerinden Atabek tarafından Mısır'da kurulan bitti. Arkadaşlar Mısır'da kurulan devletleri biz Tema şeklinde kodluyoruz. Tema. Arkadaşlar Tema. Tema kim? Tolunoğulları, Eyübüler, Memlükler, Akşit ya da Yeşidiler. Dolayısıyla da Mısır dediğine göre Zengileri eledik mi? Çünkü Zengiler Mısır'da değil, Irak ve Suriye coğrafyasında kurulmuştur. Geriye İşidiler, Tolunlular, Memlükler ve Eyübüler kurulur. Tolunoğulları Tolunoğlu Ahmet kurmuştu. Arkadaşlar o zaman Tolunoğulları da eledik. Tolunoğlu Ahmet kurduğuna göre. İşidileri Muhammed bin Togaç kurdu. Onu da eledik. Eyübeleri Selahaddin Eyyubi kurdu. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Bakın geriye Memlükler kaldı. Bir Kıpçak Memlüğü olan, köle kökenli beyi olan Aybek tarafından Mısır'da kurulan devlet tabii ki kimdir arkadaşlar? Memlüklerdir diyor. Peki
Türkiye Selçuklu Devleti'nin zayıflamasına, Anadolu Moğol hakimiyeti sürecinin başlamasına yol açan savaş. Arkadaşlar, buradaki savaşlar anlattım, sadece bir tanesini bahsetmedim değil mi? Baycunoya'nın, Moğol komutanı Baycunoya'nın Selçuklu hükümdarı 2. Kıyasettin Geyus'un yendi. Selçukların zayıfladığı, Anadolu Moğol hakimiyeti sürecinin başladığı, 2. beyliklerin kurulmaya başlandığı, Karamanoğulları, Germiyonoğulları, Menteşoğulları, Osmanoğulları gibi beyliklerin ortaya çıkmasına yol açan olay ise tabii ki Köse Dağı Savaşı olarak ifade ediyoruz. Evet, Türkiye Selçuklu hükümdarı olan 2. Kılıç Arslan, iktidarın son yıllarında ülkesini 11 oğlu arasına paylaştırmış. Hey maşallah, adamda 11 oğul var. Bakın aynısını, bakın cümleme dikkat edin. Aynısını Cengiz Han ölmeden önce ülkeyi 4 oğlu ve torunu arasına paylaştırdığı cümlesini söylesem. Aynısını desem ki Eyüp hükümdar olan Selahattin Eyüp ölmeden önce ülkeyi 4 oğlu ve bir tane de kardeşi olmak üzere 5 parçaya böldü desem. Aynı cümle için arkadaşlar şunu ifade etsem. Tuğrul Bey 1040 yılında Dandarakan Savaşı'nı kazandıktan sonra ülkeyi üçe bölerek ele geçirdi, bölgeyi üçe bölerek bir kısmı amcası Musa İnanç Yapgu'ya, bir kısmı abisi Çağrı Bey'e, bir kısmı da kendisine aldı desem bu durumun temel nedeni nedir? Bakın eski Türklerde devleti niye ikiye, üçe, beşe bölüyorlar? Niye çocuklar arasına paylaştırıyorlar? Ya da Metehan zamanında ülke niye Doğu Batı olarak ikiye ayrıldı? Ya da Bumin kardeşi İstemi'yi niye Batı'ya yapgu tayin etti? Bu soruların hepsinin cevabı arkadaşlar Kut'tur. Yani nedir Kut? Tanrı'nın hükümdar ve ailesine yönetme hakkını verdiğine inanılan ve dolayısıyla da ülke hanedanın ortak malı olduğu, hanedan ailesinin, hükümdar ailesinin ortak malı olduğu anlayışına dayanır diyoruz. Evet, Gazneli Mahmut arkadaşlar İslam dinine yaymak için, Gazneli Mahmut, Sultan Mahmut İslam dinine yaymak için 17 seferi nereye düzenlemiş? Adam bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, beş kavanoz bal bile değil. Ya 17 kavanoz bal ele geçirmiş. Nereye? Adam var ya burayı İslamlaştırmış. Zaten bu bölgenin İslamlaşmasında Gazneli Mahmud'un etkisi çok önemli. Kim bu adam diyeceksiniz? Gazneli Mahmud. Peki en parlak devir. Bu adam 17 seferi nereye yapmıştır? Yeraltı ve yerüstü kaynakları zengin bakımdan olan tabii ki Hindistan'a yapmıştır diyoruz. Aşağıda ilk Türk beylikleri bunlar. Malazgirt Savaşı'ndan sonra kurulan ilk Türk beyliklerin isimleri ve hangi coğrafyada kurulduğu ile ilgili eşleştirme verilmiş, hangisi yanlıştır kıymetli arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz üzere ilk Türk beylikleri danışmentler nerede kuruldu? Bitti. Arkadaşlar danışmentler İç Anadolu bölgesi Tokat, Niksar, Sivas, Kayseri arkadaşlar Malatya bölgesinde kurulan bir devlettir. Dolayısıyla da sorun cevabı A şıkkı. Mengücekler Erzincan Kebah Divriği, Saltuklar Erzurum çevresi, Artuklar Diyarbakır Mardin Harput Hasankeyf, Anadolu Selçukları genelde İç Anadolu Konya ve çevresi ama İzmir ve çevresinde ilk Türk denizci beyliği olan Çaka Beyliği kurulmuştur diyoruz. Osmanlı Padişah 1. Murat, arkadaşlar Osmanlı tarihinde şehit olan ilk Osmanlı Padişah ve tek Osmanlı Padişahı'dır. Hangi savaşta şehit düşmüştür? Bakın ipucu bir. Arkadaşlar bakın 1. Murat hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Murat 1. Kosova. 2. Murat 2. Kosova. Dedeme göre sorun cevabı 5. Ankara'da Yıldırım Bayezid Timur'a esir düşmüştür. 2. Kosova 2. Murat dedim. Çirmen 1. Murat zamanı ama kazandığımız bir savaş arkadaşlar Koyunhisar ise Osman Bey zamanında özellikle ilk Bizans Osmanlı Savaşı diyoruz. Dikkat, Koyunhisar Savaşı kuruluş tarihi Koyunhisar Savaşı'nın 1302 yılı Halil İnalcık'a göre Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı olarak da ifade edeceğiz. Kıymetli arkadaşlar yanılmıyorsam özellikle ifade edeyim yanılmıyorsam 2022 sorusu buna benzer bir soru idi. 2022 sorusu buna benzer bir soru idi. Yani tam benzer derken tam böyle değildi tabii ki arkadaşlar. Eğer bulursam soruyu size hatırlatmak babında evet. Osman Bey'in hanedanın kurucusu durumuna gelmesi Bizans ordusuna karşı 1302 yılında sağladığı üstünlük sonucu gerçekleşmiştir. Bitti.
Osman Bey diyor, 1302 tarih diyor. Söz konusu Osmanlı-Bizans Savaşı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın 2022 yılının sorunun cevabı Koyunhisar. Arkadaşlar A. Koyunhisar. Koyunhisar Savaşı ilk Osmanlı-Bizans Savaşı'dır diyoruz. Kıymetli arkadaşlar bakın çıkmış soruyu görmüş oldunuz diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi 1402 Ankara Savaşı yani Yıldırım'la Timur arasında meydana gelen savaş değildir? Orta bitti hocam. Ne orta çağ bitti? Ya önemli bir şey mi o kadar? Orta çağ bitip yeni çağın başlaması İstanbul'un fethi Fatih. Kurban olayım. İstanbul'un Fatih. He Fatih ya. Fatih zamanı. Bitti ya. Bizans yıkıldı falan filan yükselme devri başladı. Ama arkadaşlar Osmanlı Devri yıkılma sürecine girdi. Neredeyse fethet devri yaşandı. Birinci Bayezid'in yıktı beylikler tekrar kuruldu ama birinci Bayezid esir düştü ama A şıkkı olamaz kıymetli arkadaşlar. Bak Osmanlı Devleti'ne katılan ilk Türk beyliği Balıkesir ve çevresi Balıkesir ve arkadaşlar Çanakkale ilk Türk beyliği kimdir? Tabii ki Karesioğulları. Osmanlı bu beyliğin donanmasını kullanarak Balkanlara geçti. Hamitoğulları Osmanlı'ya arkadaşlar dikkat edin Hamitoğulları Osmanlı'ya parayla toprak satmıştır. Candaroğulları Osmanlı Beyliği'nin arkadaşlar Osman Bey'in ilk zamanlarda bağlı olduğu beylikti. Germiyanoğulları Osmanlı'ya arkadaşlar çeyizle toprak vermiştir. Dukkadiroğulları Yavuz zamanında Turgada Savaşı ile Osmanlı'ya katılan Anadolu Türk siyasi birliğinin kesin sağlandığı beylik olarak ifade ediyoruz. Bakın 1571 İnebahtı Deniz Savaşı'nda biz yenilince Venedik elçisi biz Kıbrıs'ı aldıktan sonra Venedikler bütün haçları toplayıp İnebahtı'da bizim donanmamızı yaktı. Bu donanma yakması üzerine Venedik elçisi gelip bize nanik yaptı. Dedi ki ne haber? Ne güzel donanmanızı yaktık. Akıllı olun aklınızı alırız dedi. Sokulu Mehmet Paşa bunun üzerine dedi ki lan oğlum bir git. Lan oğlum bir git lan dedi. Bir git sen kimsin lan dedi. Lan oğlum dedi biz Kıbrıs'ı alarak kolunuzu kestik. Kolunuzu. Siz ise İnebahtı'da sakalımızı tıraş ettiniz canım. Dedi ki Sokulu Mehmet Paşa kardeş dedi kol bir daha çıkmaz ama sakal gür ve sık çıkar dedi. Kim dedi? Sokulu Mehmet Paşa dedi arkadaşlar. Arkadaşlar tabii İnebahtı demişken ekstradan değil mi kolunuzu kestik deyince hocam kol sokol bak kol sokol öyle aklımıza kalsın. Ha sokollu ha kol. Evet. Arkadaşlar tabii bu arada Kılıç Ali Paşa İnebahtı'da 3-5 gemiyi kurtaran Osmanlı Paşası. Seydi Ali Reis, arkadaşlar bak adamın adında Ali var. Seydi Ali Reis deyince aklınıza ne gelecek? Meşhur Hint Deniz Seferi'ne katılan Miratül Memalik kitabı gelecek. Hint Deniz Seferi'ne katılan Seydi Ali Reis Miratül Memalik arkadaşlar. Miratül Memalik bak içinde Ali geçiyor. Miratül Memalik adlı arkadaşlar kitabın yazarı. E tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa yine eşit meşhur Preveze Deniz Savaşı diyoruz. İkinci Bayezid zamanında Safevi Devleti'nin desteklediği İslam bitti. İkinci Bayezid zamanında Osmanlı-İran ilişkilerini bozmasına neden olan arkadaşlar Safevilerin desteklediği isyan Şah Kulu isyanıdır. Bakın diğer isyanlar hakkında söyleyeyim. Bozoklu Celal Yavuz zamanında ortaya çıkan ilk Celali isyanıdır. Bozoklu Celal Yavuz zamanı ortaya çıkan ilk Celali isyanı. Şeyh Bedrettin Çelebi Mehmet zamanı ortaya çıkan Osmanlı'da ilk dini isyan. Osmanlı'da ilk dini isyan. Peki kıymetli hocalarım hemen soruyorum. Anadolu'da ilk dini isyan Anadolu Selçuklu zamanı 1240 tarihinde Köseda'dan hemen önce ortaya çıkan bir isyan, büyük bir isyan. Anadolu'daki ilk dini isyan desem, Anadolu Selçuklar zamanı 1240 Köseda Savaşı'ndan hemen önce bu isyanı zor bastırdığımız için Moğollar bize saldırdı, Anadolu Selçuklara saldırdı. Meşhur bir isyan, büyük bir isyan. 2,5 yıl sürmüş. Malatya dolaylarında arkadaşlar, Erzincan, Elazığ dolaylarında büyük bir isyana dönüşmüştür. Kar topu gibi büyük bir isyan. Bir isyan ki arkadaşlar Anadolu Selçuklar'da ortaya çıkan baba gibi bir isyan, büyük bir isyan, baba gibi isyan, baba İshak isyanı, baba iler isyanı, baba iler isyanı Anadolu'daki ilk dini isyandır.
Osmanlı'da ilk din isyan Şeyh Bedrettin. Fetret devrinde sonra ortaya çıkan Şeyh Bedrettin isyanı. Kalenderoğlu ile Babasünün Kanuni zamanıdır arkadaşlar. Kanuni Sultan Süleyman. Kanuni, kanuni, hain erkek. Beni bırakıp nereye gidiyorsun dediğimiz meşhur isyan diyoruz. Arkadaşlar, 2. Murat'ın oğlu 2. Mehmet yani Fatih tahttayken Edirne'de ortaya çıkan ilk Yeniçeri isyanı. Arkadaşlar ilk Yeniçeri isyanı Buçuktepe isyanıdır. Vakai Vakfaki ise bu önemlidir. 4. Mehmet zamanında ortaya çıkan meşhur arkadaşlar Çınar olayıdır. 4. Mehmet zamanında ortaya çıkan meşhur Çınar olayıdır diyoruz. Evet. Osmanlı Devleti'ne bakın Miratül Memalik bakın Hintlerin seferlerine katılan Ali. Hangi Ali? Miratül Memalik. Hangi Ali? E hocam Kılıç Ali de var. Ali dedin ama hangi Ali? Tabii ki arkadaşlar Seydi Ali Reis. Piri Reis Hintlerin seferlerine katılan ama meşhur arkadaşlar Kitab-ı Bahriye adlı kitabı olan Kitab-ı Bahriye ve aynı zamanda arkadaşlar kendisinin dünya haritası var değil mi? Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye ve dünya haritası diyoruz. Evet. Devam. Türk donanma günü. Arkadaşlar tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa Kızılsakal. Ya TRT'nin ne güzel Barbaros dizisi vardı. Engin Altan Düz Yatan ne güzel yatıyordu. Düz yatıyordu, yan yatıyordu. Arkadaşlar sağ yatıyordu, sol yatıyordu. Yatıyordu bir güzel. Ne güzel dizisi vardı. Ya kaldırmışlar. Yerine arkadaşlar yeni bir tane aynı dizinin yerine yeni bir dizi yapıyor. Barbaroslar. Arkadaşım. Ya kardeş ne güzel dizim vardı. Niye değiştiriyorsun? Ya TRT'cim senin ne güzel Melikşah dizin vardı. Sen niye Alparslan'a geçtin? Bilmiyorum. Bu da ilginç. Ama tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa deyince Engin Altan Düz Yatan. Ya da Barbaroslar deyince gelmeyecek aklımıza Preveze Deniz Savaşı gelecek. Preveze Deniz Savaşı. Evet. Osmanlı Kuruluş Devri'nin ilk dini içerikli isyan. Bak gördünüz mü? Anadolu'da ilk dini isyan deseydi Baba İshak'tı. Anadolu'daki ilk dini isyan Baba İshak. Ama ben ne diyorum? Osmanlı'nın kuruluş döneminde ortaya çıkan ilk dini isyan diyorum. O zaman sorun cevabı Şıh Bedrettin Hazretleri Şehriyari Haşmet Bab diyor. Devşirme sistemi Osmanlı Devleti'nin gayrimüslim çocuklarının toplanarak bunlardan asker ve devlet adamı yetiştirildiği sistem olan devşirme sistemi pençik dese, beşte bir dese birinci Murat. Ama devşirme dediğine göre birinci Mehmet, Çelebi Mehmet zamanı. Evet, Divan-ı Hümayun'a sonradan katılan biri değildir. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin devlet yönetim organizasyonu Divan-ı Hümayun'dur. Divan-ı Hümayun, arkadaşlar klasik dönem üyeleri var. Klasik dönem üyeleri var. Bunlar kim? Vezir-i Azam, Sadrazam diğer adıyla. Kubbealtı vezirleri. Nişancı, Defterdar ve Kazasker. Bunlar arkadaşlar klasik dönem üyelerdir. Bir de divana sonradan katılanlar var. Şeyhülislam gibi, Kaptan-ı Derya gibi, Yeniçeri Ağası gibi, Reis-ül gibi. Ama arkadaşlar divana Nakib-ül Eşref katılmamıştır. Nakib-ül Eşref Hazreti Peygamber'in soyundan gelen seyit ve şeriflerin her türlü işine bakan görevlidir ama divan üyesi değildir. Reis-ül Küttab Dışişleri Bakanı'dır arkadaşlar. Dışişleri Bakanı. Dışişleri iki kere sordu ÖSYM. Dışişleri Bakanı arkadaşlar. Kaptan ederek kaptan dedene göre deniz. Şeyhül İslam dedene göre İslam'dan, Diyanet İşleri'nden gelsin. Yeniçeri Ağası Allah belasını vere. Genelkurmay Başkanı gibi bir şey. Osmanlı Devleti'nin sadrazamın belgelere attığı imza, bakın padişah imzasına, arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne padişah imzasına tuğra denir. Ben onu sormadım. Padişah imzasına tuğra denir. Osmanlı Devleti'ne padişahın yazılı emirlerine, padişahın yazılı emirlerine ferman denir. Padişahın sözlü emirlerine buyuruldu denir. Şey pardon buyruk denir. Padişahın yazılı emirlerine ferman, sözlü emirlerine buyruk denir. Padişahın atama belgesi ki inşallah arkadaşlar hepiniz atama belgenizi, beraatınızı en kısa sürede alırsınız. İşte atama belgesine arkadaşlar ne denir? Beraat denir.
Buyuruldu ise sadrazamın emir ve yasaklarıdır. Ancak pençe sadrazamın arkadaşlar belgelere attığı imzadır. Pençe sadrazamın belgelere attığı imzadır diyoruz. Osmanlı Devleti'nin gelirleri sınırları korumak isteyen Akıncı askerlere bırakan toprak. Bakın Osmanlı Devleti'ne toprak iki türlüdür. Bir, mülki toprak, şahsait topraktır. Yani şahsın toprağıdır. Çok az topraktır. Bir de miri toprak var. Miri devlete ait olan topraktır. Mülkiyeti devlete aittir. Bu toprakların arkadaşlar kullanım hakkı bazı görevlere bırakılır. Mesela bunlardan birisi arpalık. Emeklilere ek gelir olsun diye verilen emekliler ya da bir memura ek gelir olarak verilen topraklara ne denir arkadaşlar? Arpalık denir. Miri topraktır. Paşmaktır. Padişahın hanım ailesine, kızı, kız kardeşi, işte kızları, eşleri, meşleri, annesine falan geliri verilen topraklara paşmaklık denir. O da miri topraktır. Arkadaşlar, ocaklık geliri tersane ve kale çalışanlarına bırakılan topraktır. O da miri topraktır. Yurtluk, o da miri topraktır. Ama yurtluk, geliri sınırları koruyan insanlar, akıncılar, burayı yurt edinsin diye, bakın sınırları artık yurt edinsin diye ona verilen topraklara yurtluk denir. Kelime anlamı bekar erkek demek olan savaş sırasında en önde. Niye hocam en önde? Ya adam bekar. Ölürse arkadan ağlayan yok. O yüzden ne yapıyorsun? Bekar olarak önde. Ama kelime anlamı bekar olduğu için şimdi çok yanlış bir anlayış var. Neymiş efendim? Bekarlık sultanlıkmış. Hadi canım. Bekarlık sultanlıkmış. Allah Allah. Tabii bekarlık sultanlıkmış. Arkadaşlar asıl evlilik sultanlık. Bekarlık sultanlık değildir. Bak, Osmanlı'dan beri gelen bir gelenek var. Evli olan sultandır. Sultanlıktır. Bekar olan arkadaşlar azap içindedir. Azap içindedir. Acı çeker. Mutsuzdur. O yüzden Osmanlı bekar askerlere azep demiştir. Ya bunlar azap içinde, mutsuz değilmiştir. Ha en önde de bunları göndermiştir. Ölürse de ölür, arkadan ağlayan yok diye. Arkadaşlar turbalar, belli durlam, haber götür, yarime de geçen haberci ordu içinde. Deliler, Allah'ın delileri. Arkadaşlar bunlar var ya, deliler huu deyip savaşa dalan delileri insanlar. Sakalar, sucuk, müsellemler ise ordunun geri hizmetine bakan isimler. Evet. Osmanlı klasik çağda eğitim veren kurumlardan değil. Bakın arkadaşlar Osmanlı Enderun devlet adamı yetiştiren okuldur. Harem, cariyelerin eğitim gördüğü yerdir sarayda. Sıbyan Mektebi, ilkokul, acemi olanlar hoca, acemi eğitim işte. Ama Birun bir okul değildir. Birun kıymetli arkadaşlar bir okul değil. Birun tabii ki arkadaşlar devlet işlerinin görüldüğü bir mekandır diyoruz. Lale devrinin çocuklarıyız. Lale devrinin çocukları. Lale devrinin ünlü minyatürcüsü deyince arkadaşlar iki kere sorusu çıkan 2002 ve 2007 KPSS'de soru çıkan Levni'dir. Diğerleri de minyatürcüdür ama Lale devri. Hocam peki buradan başka soru çıkar mı? Çıkar. Kanuni devrinin minyatürcüsü dese Kanuni. Kanuni, beni bekleyip nereye gidiyorsun? Hain erkekteki Kanuni devrinin minyatürcüsü Matrakçı Nasuh'tur. Belki böyle sorar. Klasik şiire, müzikle ahenk kazandıran, burada 17 demiş ama arkadaşlar biz onu 18 diyelim. 18. yüzyıl Osmanlı şairi. Arkadaşlar özellikle Lale devrinin en ünlü şairidir. Kendisi Lale devrinde meşhur bestesiyle bilinir. Şarkısıyla hadi saki doldur badeyi, neşe alalım, kalk alalım, vur çatlasın, vur patlasın, çal oynasın diye meşhur dizelerin sahibi olan tabii ki Nedim'dir arkadaşlar, Nedim. Nefi, 4. Murat Saman'ı hicivleriyle meşhur olan, eleştirilere meşhur olan adamdır. Itri ise müzisyendir arkadaşlar, musiki şinastır. Itri, musiki, Nefi ise arkadaşlar hicivleriyle bilinir. Teodor Kasap tarafından Fransızca ve Rumca ortaya çıkan ilk Türk mizah dergisi, Gırgır değil tabii ki. İlk Türk mizah dergisi, arkadaşlar gölge et de başkan ihsan istemeyen diyen
Büyük İskender'e büyük posta koyan Diyojen'dir diyorum kıymetli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, böylelikle kıymetli arkadaşlar, böylelikle bir sınıf öğreti ile ilgili biraz soru çözdüm. Bakayım arkadaşlar kaç tane soru çözmüşüz ya? Ola 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 ola. Arkadaşlar 35 tane soru çözmüşüz. 34 tane soru çözmüşüz. Böylelikle kıymetli arkadaşlar siz de ne yapmış olduk? Biraz soru çözdük. Hocam ne yani? Arkadaşlar işte sorular bu kadar. Vallahi de. Yani sınıf öğreti tarih zor mu? Hayır arkadaşım bu kadar. Bu kadar kolay. Bu kadar basit. Hele arkadaşlar Tekuzen bünyesine birbirinden kıymetli hocalarımızın olmuş olduğu burada. Her birinin arkadaşlar kendi alanında bu kadar güzel ders anlattı bir alanda. Üstüne üstlük bir de arkadaşlar yapay zeka modülüyle size özel hazırlanan o sistemle kesinlikle ders çok kolay. Kesinlikle sınıf öğreti aşırı kolay. Çünkü sınıf öğreti ama hocam bir sürü branş var. Arkadaşım bir sürü branş var ama diğer branşlar gibi detaylı yok ki. Vallahi billahi. Bana sorarsanız çok güzel. Böyle azar azar sorular var. Ve kıymetli arkadaşlar aynı zamanda tarih, KPSS tarih, genel kültür tarih, coğrafya, genel kültür coğrafya, Türkçe, genel kültür Türkçe. Yan sıra sen genel kültür Türkçe çalıştığında ÖABT sınıfa da çalışmış oluyorsun. Genel kültür tarih çalıştığında ÖABT tarihe de çalışıyor. Genel kültür coğrafya çalıştığında ÖABT coğrafyaya da çalışmış oluyorsun. O yüzden sınıf öğretmeni arkadaşlar gerçekten çok zor olan bir branş değil. Kıymetli arkadaşlar, değerli insanlar, sizin sormak istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Naçizane, böylelikle arkadaşlar çok fazla vaktinizi almadım. Ortalama 50 dakikadır konuşuyorum ve kulağınızı tırmaladım. Bunun farkındayım. Ama ben arkadaşlar sazı aldım elime, dersime girenler bilir. Arkadaşlar, dersime girenler bilir. Hocam ara diyorlar. Bir saat ders anlatmışım, bir buçuk saat ders anlatmışım. Hocam ara diyorlar, kendime geliyorum. Ben sözümü ele aldım mı? Benim için sürenin bir önemi yok. Ama sizi de çok fazla akşamın bu saatine yormayayım. Kıymetli hocalarım, hoş safalar getirdiniz. İyi ki katıldınız. İyi ki varsınız. Ben Deniz Beyter Hoca. Böylelikle siz de bu akşamlık arkadaşlar bir sınıf öğabete tarih, özellikle Türk kültür medeniyetiyle siz de beraber olmuş olduk. Kendinize iyi bakın. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa kıymetli arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kıymetli arkadaşlar, sistem yöneticimiz tarafından ortaya atılan mesajı da okumadan geçmeyeyim. Eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşmek ve eğitimler hakkında bilgi almak için lütfen arkadaşlar atılan chat kısmında, sohbet kısmına atılan linke tıklamayı özellikle ıskalamayın. Arkadaşlar özellikle en azından arkadaşlar eğitim koçuyla bir seans ücretsiz görüşün ve size en azından arkadaşlar bir yol göstermiş olur. Kıymetli arkadaşlar, cümleten iyi akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah sizle beraber dersimizde arkadaşlar görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsa. Görüşmek dileğiyle kıymetli arkadaşlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle efendim.